Dekilim TV izleyicileri, Kamil Başkanım yanımda. Düzenlenen bu yemekle ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii önce düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bu Ramazan ayında iftar sofrasında bizleri bir araya getirdiler. Bu sofralar birliğin, beraberliğin, bolluğun, bereketin, tabii dostluğun, kardeşliğin sofraları. Tabii ben hani mikrofon uzattınız, bugün yaşadığımız acıdan dolayı yaşadığım üzüntüyü de ifade etmek istiyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum bugün. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hem onların ailelerine hem de bütün ulusumuza başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Ve terörün de nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin her türlüsünü kınıyor ve lanetliyorum. İşte bu sofra, bu iftar sofrası aslında terörün hedefine, başarıya ulaşamayacağının bir göstergesi. Aramızdaki dostluğu, birliği, beraberliği daha da yücelten, pekiştiren bir sofra olarak değerlendiriyorum. Emeği geçenlere, katkı koyanlara da bol bereket diliyorum. Bu akşam dostlarla bir arada olduk burada. Aldığım davet beni çok mutlu etti. Bu kentin bir yöneticisi olmaktan da öte değer verilmek, burada birlikte olabilmek adına davet edenlere de şükranlarımı sunuyorum. Mutluluk, güzel şeyler, güzel duygular. Buradayız. Sayın Başkanım, biz Vekilim TV olarak, ben yapıyorum bu programı, Kanaat Notu adlı bir programımız var. Biz vatandaşa soruyoruz. Belediye başkanından memnun musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Evet. Yaklaşık 1048 kişiye sorduk. Mikrofonu uzattık. Tabii şu an açıklayamıyorum. Çok yakında bunları açıklayacağız. Bu programımız hakkında ne düşünürsünüz? Yani tabii bu vatandaş röportajlarını mı sunacaksınız programda, yoksa anket sonuçlarını mı sunacaksınız bilemiyorum, ama yani belediye başkanlarının hizmeti, memnuniyet dolayısıyla tabii halkın düşüncesi, duygusu her şeyden önemli. Siyasi partiler kendi iradeleriyle belediye başkanlıklarına, meclis üyeliklerine, milletvekilliklerine aday belirleyebilirler, ama esas olan halktır. Sonuçta sandığa gittiğinizde sizin halkınız sizi takdir edecektir. Yani halkın düşüncesi, duygusu, takdiri saygı duyulacak bir şey. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Halkın geneline ışık tutacağını düşünüyorum. Tabii ki yapılan anketin veya diyaloğun, halkla yapılan diyalogların halkın genelini yansıtacak bir model olarak doğru yerlerde doğru insanlarla diyalog yapmak, röportaj yapmak gerekir diye düşünüyorum. Sadece merkezi yerlerde olmaması gerekir. Kentin her noktasından hani bir kamuoyu araştırması yapar gibi, ki öyle zannediyorum. Kamuoyu araştırması yapar gibi halkın bütününün tercihini, teveccühünü yansıtacak bir anket olması, bir sohbet olmasını diliyorum. Son olarak biz halkın vekiliyiz diye yola çıktık. Evet. Bizim için neler söyleyeceksiniz? Kanalımız için neler söyleyeceksiniz? Ayağınıza sağlık. Tabii halkın vekili. Güzel, iddialı bir söz. Mutlu olduğumu ifade ederim. Halkın vekili olmak, halk adına program yapıyor olmak ve aslında yöneticilere, başta milletvekilleri ve benim gibi belediye başkanları olmak üzere ışık tutacak, onları yönlendirecek yorumlar ve programlar yapıyor olmak tabii her zaman tatlı değil, her zaman iyi şeyler değil, kimi zaman eleştiri de olacaktır. Onların hepsini sunabilmek, halkla paylaşabilmek iyi bir şey, güzel bir şey. Diliyorum ki bizlere de faydası olur. Yani hem halka hem de yöneticilere de, vekillere de faydası olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vatandaşın vekili, Vekilim TV her yerde. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederim.